Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Bugün Antalya'dayız. Türk Telekom'un önemli bir duyurusu için bütün basın neredeyse buraya toplandı diyebiliriz. Önemli bir duyuru gerçekleşti, önemli bir yenilik gerçekleşti. Yanımızda da Sayın Mehmet Ali Akarcı var. Kendisi Türk Telekom kurumsal iş birimi CEO'su. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum, bir rahatsızlığınız var. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Antalya'daki toplanma sebebimiz aslında bir süredir gündemde olan Türk Telekom'un AVEA ve TTNET bünyesine katıp Türk Telekom grubu altındaki birleşmesinin aslında resmi olarak bir açıklanması oldu. Bu tarafta bu konuyla alakalı bir background bilgi olarak hani bunların sebepleri, altında yatan gerekçeler, avantajları neler de söyleyebilir misiniz? Şimdi esasında bir konuya netlik kazandırmak lazım belki. Biz 3 şirketimizi birleştirmedik. Biz sadece markalarımızı tek bir marka altında, yani 3 ayrı marka ticari olarak faaliyet gösteriyordu. 3 şirketimiz normal resmi olarak tüm işlemlerine devam ediyorlar. Sadece markalarımızı tek markaya indirdik. Yani bundan önce 3 marka üzerinde bir pazarlama aktivitemiz vardı. Bundan sonra tek marka altında var. Buraya nereden geldik diye sorarsanız esasında şundan dolayı, artık dünya değişiyor. Yani dünyadaki şirketlerin ihtiyaçları, tüketicilerin ihtiyaçları farklı noktalara gelmeye başladı ve senelerdir konuştuğumuz bu bütünleşik hizmetler, convergence diye adlandırdığımız olay artık gerçekleşti. Bugün sizin bir dükkanınız varsa veya bir ufak işletmeniz varsa sizin hem mobil ihtiyacınız var, hem mobil data ihtiyacınız var. 4.5G veya 3G, yarın 5G olacak. Bir e-ticaret sitesi ihtiyacınız var, alan adı ihtiyacınız var. Bir iş telefonuna ihtiyacınız var, kart dizitinize yazdığınız veya tabelanıza yazdığınız. Bir faks telefonuna ihtiyacınız var. Dolayısıyla pek çok farklı ihtiyacınız söz konusu. Bizim amacımız şirketlerin hızlı bir şekilde tüm bu ihtiyaçlarını tek elden karşılayabildikleri bir yapıyı esasında ortaya koymak ve bunu da Türk Telekom markası altında şekillendirmek. Burada ne yapmaya çalışıyoruz? Sadece bizim ofislerimizde değil, biliyorsunuz Türk Telekom grubunun 81 ilde ofisleri var. Aynı zamanda bayilerimiz var, ortak mağazalarımız var. Ortak mağazalarımızda, ofislerimizde, yani fiziksel mekanlarımızda, ama aynı zamanda web sitesi üzerinden, çağrı merkezinden her türlü ihtiyacını karşılayabileceğiniz bir yapıyı ortaya koymak. Burada da yaptığımız uzun dönemli çalışmalarda bu 3 marka arasından Türk Telekom markası en ön plana çıkan, yani markamız oldu. Dolayısıyla Türk Telekom markasıyla bu konuda ilerlemeye karar verdik. Bundan sonra bizim temel amacımız şudur. Biz Türkiye'de yaklaşık 1 milyon KOBİ esnaf müşterimize hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Kapital 500, Fortune 500 gibi büyük firmaların tamamına hizmet sağlıyoruz. Bizim misyonumuz teknoloji ortağı olarak bu müşterilerimizin onlara en hızlı, en pratik ve en kapsamlı çözümleri tek elden sunabilmek. Dolayısıyla bizim çağrı merkezimizi aradığınız zaman, web sitemize girdiğiniz zaman veya bir müşteri temsilcimizle görüştüğünüz zaman tüm ihtiyaçlarınızı, mobil içinde olabilir bu, diğer yeni teknolojiler için olabilir, tek bir elden karşılayabilmeniz ve onunla ilgili olarak hızlı bir şekilde işlemlerinizi yaptırmanız. Bu önemli bir fayda ve önemli bir devinim kazandıracaktır. Bundan sonra bizim ana misyonumuz Türkiye'nin işletmelerinin daha hızlı, daha verimli, teknolojiyi daha kucaklamış bir şekilde çağın ötesine geçmelerini sağlamaktır. Bu anlamda da her alanda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Tek elden bunları sunup anlatabilmek ve çözüm sağlamanın da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir sorum olacak benim müşteri tarafından, müşterinin gözüyle düşünüyorum bunu. Bugün AVEA ve TTNET isimleri artık gündemde yer almayacak ve tamamen her şey Türk Telekom adı altında yer alacak. Dün AVEA veya TTNET adıyla fatura alan, faturasını ödeyen, işte yazılı basılı faturalarını bir şekilde temin eden kullanıcıların bu değişiklik hakkında bir bilgilendirmesi olacak mı? Ya da bir sonraki ay Türk Telekom gördüğünde ya bu ne diyecekler mi? Şöyle düşünebilirsiniz, yani tüm müşterilerimize zaten bilgilendirmeler artık yani yapılmaya başlanıyor. SMS'den, e-mail ile çağrı merkezi üzerinden.
Sizin normal bir kullanıcınız olarak hayatınızda esasında bir değişiklik yok. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Size yine TTNET'ten fatura gelecek. Yine Avaya'dan fatura gelecek. Yani Avaya AŞ'den size fatura gelecek. Sadece o Avaya AŞ'den fatura gelirken üst logo Türk Telekom olacak. Ama Avaya AŞ hayatına zaten olduğu gibi devam ediyor. Yani bu üç firmamız ticari olarak kendi normal operasyonlarına eskisi gibi hiçbir değişiklik olmadan devam ediyorlar. Bizim burada yaptığımız sadece bir marka tarafındaki üst marka kimliğinin oluşturulması. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bugün perakende de bir alışveriş merkezine gidip de kendinize bir yani takım elbise alabilirsiniz. O takım elbiseyi aldığınız mağazanın ismi X olabilir. Ama faturadaki ticari şeye baktığınız zaman başka bir işletmedir o. Yani marka ayrı bir konu esasında. Şirketin ticari kişiliği veya ticari resmi konusu apayrı bir konu. Dolayısıyla tüm müşterilerimiz daha önce TTNET'ten, Avaya'dan almış oldukları faturaları yine aynı şekilde almaya devam edecekler. Yine Avaya anonim şirketinden bu faturalar düzenlenecek. Sadece faturanın üzerinde eskiden daha büyük bir Avaya markası varken, yani logosu varken Türk Telekom logosu olacak, yeni logomuz olacak. Son sorum o zaman, sizi de rahatsız fazla tutmak istemiyorum. Yeni logo, yeni logoyu görüyoruz. Gayet enerjik bir logo olmuş aslında. Hem tanıtım filmi ve reklam sırasında da gerçekten o enerjiyi hissettirdi bizlere. Logo ile alakalı süreç nasıl gerçekleşti? Sizin logo ile alakalı fikriniz nedir? Onu da öğrenelim, sonra bitirelim. Şimdi tabii bizim kendi logomuz olduğu ve uzun zamandır da üzerinde çalıştığımız için yani ve çok önemli bir ekip arkadaşımız bu logo üzerine çok uzun zamandır çalışıyor. Bizim logo çalışmamız yaklaşık bir yıldır yapılan bir çalışma. Hem uluslararası firmalarla bu konuda çalışmalar yaptık. Hem Türkiye'deki önemli ajanslarla bu konuda uzmanlaşmış firmalarla çalıştık. Sahada surveyler yaptık. Fokus gruplar oluşturduk. Çeşitli markaları test ettik. En sonunda da bu markamıza geldik. Ben şu andaki markamızın yeni markamızın hem dinamizmini çok güzel ifade ettiğini, renklerinin canlı ve modern bir renkler olduğunu, aynı zamanda bundan önceki TTNET, Avaya ve Türk Telekom'un renklerinin de içermesi açısından güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bizim kendi yavrumuz yani amiyane tabirle hani kunduza hani yavrusu çok güzel gözüküyormuş. Bu da bizim için çok güzel bir yani logo. Ben bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da hep pozitif feedbackler aldık. Hep geri bildirimler çok olumlu oldu fokus gruplarda da. Çok içimize sinen bir logo oldu. Eminim ilerleyen dönemlerde de herkesin hoşuna giden ve farklı değer katan şirketin marka değerine de fayda sağlayacak bir çalışma olacaktır. Şimdi mağazalardaki değişim operatördeki Avaya tarafı Ram Bey de gösterdi. Türk Telekom oldu. Bunun bütün kullanıcıya yansımasını ne zaman göreceğiz? Bu son sorum. Bu peyderpey oluyor. Bugün itibariyle şu anda 81 ilde humalı bir çalışma var tabelaların değişimiyle ilgili olarak. Biliyorsunuz bu tür logo değişimleri bizim gibi Türk Telekom gibi yani 81 ilde operasyon yapan firmalarda bir süreç dahilinde oluyor. Ama biz bunun en hızlı şekilde olması konusunda çok hızlı bir çalışma yapacağız. Çok kısa zaman içinde de tamamlamayı umuyoruz. Evet Ali Bey, tekrar hayırlı olsun diliyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun.